Alo? Anlaşma yapmak için aradım Cihan. Doğru kararı verdin Yiğit Bey. Sevkiyatı nasıl öğrendiğinizi biliyorum. Yeğenim nasıl? Babası merak ediyor. Merak etmesin. Anlaştıktan sonra sağ salim teslim alırsınız. Mallar zaten sizde. Oğlanı bırakın. Dediğim gibi. Anlaşana kadar misafirimiz olacak. Tamam tamam. Birkaç saat sonra görüşürüz o zaman. Efendim? Akgün, Cihan bu Arav'ın oğlanı bırakmamıza izin vermiyor. Bekleyecekmişiz. Ne? Bir işim var şimdi. İşimi bitirip geliyorum. Tamam. Adamları anlaşma için eve çağırmak zorunda mıydın Cihan? Bize mecbur olduklarını iyice anlamaları gerekiyordu. O yüzden ayağıma gelmelerini istedim. Evin dışında ne kadar çok adam var farkında mısın? Onlardan mı korkacağız anne ya? Abim gayet iyi düşünmüş. Ben müsaadenizle çıkıyorum. Bu adamlar gitmeden hiçbir yere çıkamazsın. İyi. Ya... Eğer anlaşmazlık olursa neler olabileceğini düşündün mü hiç? Buradan sağ çıkamazlar. O olur. Dalga geçme. Herkes sakin olsun. Tamam anne. Hemen gidip hallediyorum. Endişe edeceğin bir şey yok, merak etme. Hadi bitirelim şu işi abi. Anneni duymadın mı? Bırak. Sen de kalıyorsun. Bu ne demek abi? Bana ayak bağı olmayacaksın demek. Sakın bir yere çıkmayın. Sakın. İyi. Sen ne ağzını yüzünü eğip büküyorsun dalga geçer gibi? Gibi değil. Dalga geçiyorum zaten. Cemre bak, benim zaten sinirim tepemde. Ben hıncımı senden çıkarmayayım. Anlamadığın işlere karışma sen. Ben senin tarafındayım aptal. Şu halin içler acısı ya. Seni böyle abime yaranmak, onun onayını almak için gördükçe ben acı çekiyorum. Başa çıkmak için de dalga geçiyorum. Sen ne diyorsun ya? Ne onay alması, ne yaranması? Saçma sapan konuşma. Aynen öyle yapıyorsun. O da seni ezmeyi kendine hak görüyor. Kullanıyor seni. 5 yaşındayken de böyleydi, şimdi de böyle bu. Benim onun onayına ihtiyacım yok. Anladın? Niye anlaşma yapılırken orada değilsin o zaman sen? Niye Akgün'le baskına gidilecek deyince tıpış tıpış sen gidiyorsun? Hiçbir inisiyatifin yok. Kullanıyor seni. Asker gibi o ne derse onu yapıyorsun sen. Bak, sen kendini ezdirirsen, kendi değerini hatırlatmazsan, harcanırsın da, kullanılırsın da, atılırsın da. Öyle mi? Gel o zaman benimle. Nereye ya? Gelmiyorum bir yere. Sen kendi değerini hatırlat demedin mi? Göreceksin benim değerim neymiş, kim vazgeçilmezmiş, kim acınası durumdaymış. Gel. Ya çekiştirme beni. Bırak şu bardağı. Yürü. Nedir? Telefonda da dediğim gibi Akgün, bunlar çocuğu vermeyecek. Akgün Gökalp Taşkın. İçeri alamam, Cihan Bey'in kesin emri var. Oğlan buradan ayrılmayacak.
Çocuğu buradan alacağım. Şimdi Cihan Bey'i ara. De ki Akgün çocuğu geri aldı. Çocuğu bu denklemin dışında tutacakmışsınız de. Cihan'a. Alamam dedim. Ahmet. Sakın, sakın. Ahmet, bunları oturt. Eğer sana sıkıntı çıkarmaya devam ederlerse ilelebet oturt. Şöyle alayım. Oturalım. Oğlum otur, otur hadi. Barış, iyi misin? Ne oldu abi? İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Yok oğlum, dertlenecek bir şey yok. Seni buradan çıkarmaya geldim. Evine götüreceğim seni. Sahi mi? Sahi. Babanın yanındayken olanlara bakma. Onlar hep öyle gerektiği için yapılan şeylerle. Yoksa sen iyi çocuksun. Sıkıntı yapma. Allah kahretsin, eleman almışlar. Niye geldik buraya Burak? Öyle olsun. Madem eleman Akgün aldı, biz de onun elinden alırız. Neyin peşindesin sen? Hadi geri dönelim. Ne oldu Cemre, korktun mu? Gitmiyoruz bir yere. Ne yapacaksın anlamıyorum. Sözünü dinliyorum işte ikizim. Hı? İnisiyatif alıyorum. Soner'in yaralanmasının bedeli olarak teslimattan elde edeceğin gelirin %50'si kadar bir ödeme yapacaksın. Ödemeyi yaptın lan, mallar elinde olacak. Peki kızımın kırılan kalbinin bedeli ne olacak? Kırılan kalpler bir şekilde tamir olur Yiğit Bey. Ama ölüler geri gelmez. Hesap bu şekilde benim için kapanıyor. Ne diyorsun? Peki ya yeğenim? Elimi sıkarsan hemen serbest kalacak. Seninle anlaşmıştık. Çocuk benim gözetimimdeydi. Başına adam dikmişsin. Evet öyle. Sebep? Öyle gerekiyordu. Tamam. Şimdi senin göstermediğin nezaketi ben sana göstereceğim. Çocuğu geri aldım. Cihan Sancaktar. Evine götürüyorum. Sağ salim teslim edeceğim. Oldu mu? Öyle olsun. Biz de amcasıyla az önce anlaştık. Çocuğu telefona ver. Yiğit Bey yeğeninin sesini duysun. Amcanla konuş. Amca. Barış, yeğenim. Barış, evladım iyi misin? Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Eve götürüyorlar beni. Baban da burada, merak etme. Yaralı falan değilsin değil mi? Ha, hiçbir şeyim yok amca. Gayet iyi baktılar bana, merak etmeyin. Tamam aslanım. Evde görüşürüz. Alayım telefonu kardeşim. Abi bir telefon daha edebilir miyim? Sebep? Abi benim kızla konuşamadım ya kaç gündür. Çok kıskançtır. Şimdi başka manita yaptım falan sanmıştır. Arayayım bir sesimi duyurayım yeter. Gözünü seveyim. Bu kadar acil mi birader? Hadi tamam ara hemen. Çabuk kes, kısa kes. Kapat hemen. Çok sağ ol abi. Akgün. Ben şunlardan kurtulayım diyorum ha. Ne yapacaksın? İçeri alayım. Kalk. Kalk lan hadi acele acele hadi hızlı. Lan hadi! Hızlı! Hızlı. Ya kızım yeminle arayamayacak bir yerdeyim. Yok başka biri. Yok diyorum ama. Hadi abi uzaklaş şu arabanın yanından hadi. Ne demek inanmıyorum Gülten ya. Tamam al söylüyorum. Kaçırdılar beni tamam mı? Evet babamın dükkanından kaçırdılar. Babamı nasınlar işte? Ölümden döndüm kızım. Ölebilirdim diyorum. Evet kaçırıldım ya. Ne demek inanmıyorum? Tamam inanmıyor musun? Al veriyorum beni kaçırana. Abi şuna söyler misin lütfen ya beni kaçırdığınızı? Lan sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Ha? Ne konuşması lan? Lan al. Kısa kes. Kapat. Ahmet'e bakıp geliyorum. Ayrılma hiçbir yere. Gidiyor. Bak şimdi. Ben adam alıp geliyorum.
Sen o sırada direksiyona geçiyorsun. Adama arabaya bindirdiğim anda gazlıyorsun. Ya... Ya manyak mısın sen? Cemre, zamanımız yok. Dediğimi yapıyorsun, direksiyona geçiyorsun. Hayır, bırak. Direksiyona geç. Neye direksiyona geçtin? Aşkım bir saniye, yine kaçırıyorlar beni. Bırak. Dur, sıkır. Bırak, anlaştı yaptılar. Yürü. Götürecekler beni. Bırak. Yürü. Sıkır. Yürü. Bırak. Bırak. Yürü lan. Kalksın. Ne oldu lan? Abi vallahi görmedim. Birden yola atladı. Ben dur dedim. Dur dedim ben, dur dedim. Yaşıyor, yaşıyor hala, yaşıyor. Akgün, bırak. Akgün bırak, ambulansa gidelim biz Akgün. Lan ne gideceksin, manyak mısın sen? Ambulans, el ambulansını arama. Ahmet tut, al telefonu. Tamam, tamam. Tut çocuğu, tut. Tut. Hastaneye götürürüz, tut. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.